tek yapmaları gereken çekici çağırmakta ama İSKİ görevlileri çalışma yapacakları yolda park eden araca ip bağlayıp dozerle çekti. Aracının hasar gördüğünü söyleyen sahibi ise 40 yıl düşünsem aklıma böyle bir şey gelmezdi dedi ve zararının karşılanmasını istedi. Çekici çağırıp arabamı çekse ben her türlü suçu kabul ederim. Ama böyle bir şey yapmıyorlar, dozerle çekiyorlar. Şok içindeyim. 40 yıl düşünsem böyle bir şey gelmez aklıma. Aklına gelmeyen başına geldi. İş makinesiyle çekilen aracı zarar gördü. Dahası kilitlendi, olduğu yerde kaldı. Aracın şu kısımlarından kaldırıp aracıma zarar veriyorlar. Ayrıca şoför kapısı ve yan taraf açılmıyor. Oğuz Köksal'a ait aracı o gün babası kullandı. Kavacı'ya park edip Beylikdüzü'ne gitti. Ardından telefonu çaldı. İşin içinde biraz şanssızlık da var. Tam da arabayı park ettikleri noktada İSKİ'nin çalışma yapması gerekti. Yetkililer aracın sahibine ulaştı. Aracı buradan kaldırın dedi ancak araç Kavacık'ta, aracın anahtarı ise İstanbul'un diğer ucunda Beylikdüzü'ndeydi. Araç çekilemeyince İSKİ çalışanları çareyi kendi üretti. Kendi araçları olsa böyle bir şey yapmayı cüret edebilirler mi? İple bağladıkları aracı iş makinesiyle geri geri çektiler. Adamla görüştük, operatörle. Kesinlikle suçunu kabul etmiyor. İlk başta ben yapmadım dedi. Araç çekilirken zarar gördü. Far alt ayakları şöyle şekilde kırıldı. Buralara asıldıkları için çamurluklar hep esnedi. Şurada da kırıklarımız var. Şurada şöyle açığımız var. Aracın el freni çekik birinci viteste geri geri çekildiği için de şanzımanda sıkıntı olacağını düşünüyorum. Araçta ciddi anlamda maddi hasar var. Ancak o maddi hasar kaç bin lira henüz bilinmiyor. Çünkü araç tamire götürülmedi. Daha doğrusu götürülemedi. Kapıları açamıyoruz. Götüremiyoruz. Götüremiyoruz. Nasıl, açılmıyor mu iki kapı? Açılmıyor, göstereyim. Açılmıyor. Oğuz Köksal İSKİ'nin zararını karşılamasını bekliyor. Nasıl götüreceksiniz tamiri? Çekiciyle götüreceğiz. Ya da onların kullandığı gibi dozerle götüreceğiz.